Hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün biraz geniş kapsamlı bir alışveriş yaptım. Onları da göstermek istedim açıkçası. Çünkü işte ne kadar tutuyor harcamalarınız neler, markete ne kadar harcıyorsunuz, giderleriniz neler oluyor vesaire vesaire. Bu şekilde sorular çok geliyor. Özellikle Erasmus öğrencileri tarafından ya da işte bu tarafa taşımayı düşünen kişiler tarafından çok fazla soru geliyordu. Ben de size bir fikir verebilir diye böyle bir video çekmek istedim. Daha öncesinde 2-3 yıl öncesinde belki de bir videolarımız vardı aslında. Market alışverişlerine dair kısa kısa mini videolardı onlar. Bu biraz daha geniş kapsamlı oldu. 2 adet markete gittim. Bugün Mercadona zaten bayağı ünlü bir market burada. Genelde de Mercadona'ya gitmeyi tercih ediyorum. Bir de Aldi'ye gittim. Aldi de gerçekten güzel bir market. Çok güzel ürünleri varmış yani. İkisine toplam Mercadona'ya 64 euro 43 cent ödemişim. Aldi'de ise 7 euro 32 cent ödemişim. Balık aldım. Levrek olması lazım. Mercadona'ya gittiğiniz zaman bir balık tarafı var. Orada dilediğiniz balığı istediğiniz gibi temizliyorlar, hazırlıyorlar. Temizlenmiş, kızartmalık bir şekilde hazırlanmış bir adet levrek var burada. Ve 3,58 tutmuş. Böyle tavuk göğsü aldım. Özellikle tavuğu bol bol kullanıyorum. Bunun kilosu 5,86'ymış. Bu kutu 5,12'ye denk gelmiş. Nohuttur, mercimektir, fasulyedir vesaire onların içerisine et katarım, lezzet verir diye düşünerek kuşbaşı aldım. Bunun da kilosu 4,65'miş. Bu kutu 2,31 tutmuş. Bunları da Aldi'den aldım. Kefir. İlk defa İspanya'da kefir aldım. Böyle bir peynir aldım. Bunu da denemek istedim. Şöyle. Fıstık ezmesi. %100 fıstık ezmesi. Ve minik bir tahin aldım. Bunların da ücretleri. Şöyle. Kefir 500 gram 1,35. Tahin 90 gram 1,69. Fıstık ezmesi. Ne kadar bu? Yarım kilo fıstık ezmesi. 2,99. Ve bu peynir 250 gram 1,29. Birazcık sebze ve meyvelerle devam edelim. Ben mantarı böyle doğranmış şekilde tercih ediyorum. Normal bir mantar aldığınız zaman onun kilosu 4,15 falan olması lazım. Bunun da kilosu 5,10. Bu kutu 1,57. 1 kilo kiraz almışım. Kirazın kilosu 3,99'muş. Bu kutu 3,87'ye denk gelmiş. Limonun kilosu 2,59'muş. 2 limon 0,86'ya denk gelmiş. Tomate pera diye geçiyor. Armut domates diye geçiyor. Bunun kilosu 1,79'muş. Burada 1, 2, 3, 4 adet domates var. 540 grammış. 0,97'ye denk gelmiş. Bir tane avokado aldım. Bunun kilosu 3,49'muş. Burası 594 gram. 2,07'ye denk gelmiş. Bence bayağı iyi. Bir tane mango aldım. Bunun kilosu da 2,79'muş. Aldi'de daha ucuzdu aslında. Bu sadece şu 824 grammış ve 2,30'a denk gelmiş. Sonracığıma üzümde de şurada Bajada de Precio yazıyor, gördük mü? Tüketim tarihi yakın olduğu için fiyatı biraz daha düşmüş bu üzümün. Kilosu 3,89'muş. Burada 550 gram var. 2,11'e denk gelmiş. Sonra domates aldım ama bu diğeri armut domatesti. Ben bunu salatalara kullanmayı çok seviyorum. Ya da böyle işte limonla ya da sirkeyle ya zeytinyağıyla vesaire sosladığım zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu da tomate kumato diye geçiyor. Bunun kilosu da 2,19'muş. Burası 2,20'ye denk gelmiş. Muz aldım. Muzun da kilosu 1,25 falan olması lazım genelde böyle çünkü. Ben ilk geldiğim zaman 1 euroydu bu arada. 2 yıl önce falan olması lazım. Yine 1 euroydu. Şu anda genel fiyatlar 1,25 şeklinde. Burada 862 gram var ve burası 1,08 tutmuş. Sonracığıma salça aslında var Arap marketlere falan gittiğiniz zaman ya da Türk marketler de var. Oralarda bayağı aynı bizim kullandığımız markalardan salça bulmanız mümkün. Ama benim öyle bir şansım olmuyor yani. Arap marketlere gidecek şansım olmuyor. Ben de Mercadona'da böyle bir şey buldum. Doble concentrado diye geçiyor. Domates sosunun biraz daha ağır bir hali. Yani bir tık daha salçaya benziyor diyebilirim. Bu minnacık şey de... Tomate concentrado. Burası 0,85 tutmuş bu.
Sonra bir de böyle bir zeytin aldım. Bu zeytin gerçekten çok güzel. Burada zeytin alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Birçoğu çünkü ançoa olması lazım. Bir balık çeşidi. Onun ya o var içerisinde ya da onunla tatlandırılmış oluyorlar. Ben hiç hoşlanmadığım için birkaç kez yanlış almışlığım var. Ama bu Mercadona'daki böyle kırmızı biber doldurulmuş zeytin gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Bu da 1 euro falan herhalde. Bakayım, emin olalım. Aceituna 1 euro. Aynen öyle. Ha, sonra soğan almışım. Şöyle bir soğan. Bu soğanın kilosu 1.35 imiş. Burada da 1 kilo var sanıyorum. Galiba. Böyle bir şeymiş yani, aşağı yukarı öyledir diye düşünüyorum. Sonra cima yumurta aldım. Yumurta 12 adet yumurta. Orta boy 1.95 tutmuş. Ay yoğurt. Böyle minnak yoğurtlardan aldım. Çünkü bir tanesini açtığım zaman her zaman yiyemiyorum. Daha rahat, daha çabuk bozulabiliyor. Ben de böyle mini kutularla alıyorum. Herhangi bir yemeğin yanında direkt yoğurt tüketiyorum. Aslında hiç marketlerden yoğurt almayan biriydim. Hep annem evde yapar ve ev yoğurdu çok severim ama burada pek mümkün olmuyor. O yüzden böyle kahvaltılara işte konflekslerle falan yerim ya da yemeğin yanında şöyle bir tane açarım. Alexa, para. Yemeğin yanında bir tane açarım diye düşündüm. Yoğurt da ne kadar tutmuş? Bu arada Yunan yoğurdu olarak geçiyor. Natural, şekersiz. Çünkü burada yoğurtlar şekerli oluyor. O yüzden onlara dikkat edin. Yani böyle yoğurt satılsa bile işte şeker eklenmiş olabiliyor. Ya da meyveli yoğurtlar falan filan daha çok satılıyor diyebilirim. Burası da ne kadar tutmuş? Grego Natural 1.25 tutmuş burası. Her biri 125 gram. Sonra karnabahar aldım ama yine dondurulmuş bir şekilde aldım. Çünkü hepsini tüketemiyorum, bozuluyor. Bir de buzluktan çok daha rahat oluyor işte. Çıkarıyorum, biraz erimesini bekliyorum, salatalara katıyorum. Ya da böyle son dönemde tavuklu, salçalı, yoğurtlu ve karnabaharlı bir tarif keşfettim. Onda da çok güzel oluyor. Ona şu ana kadar hep normal, direkt karnabaharın kendisini kullandım ama bir de dondurulmuşla deneyeceğim. Bunun da kilosu daha uygun bu arada. Normal karnabahara göre daha uygun. 1.5 euroymuş. Mercadona'da karnabaharda 2.5 falan olması lazım kilosu. Burada 1 kilo var. Mercimek aldım. Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek aslında Aldi'de vardı ama çok küçük bir paketti. Bir de böyle kırık mercimek olur ya, ondandı. O yüzden onu almadım. Arap marketlerde kırmızı mercimek var. Bir de Aurora Mas'a geliyor olması lazım. Aurora Mas'tan da elde edebilirsiniz. Menteha 1.80. Burası da yine 1 kilo olması lazım. Yani mercimeğin kilosu da 1.80. Sonra salsa sok aldım. Ne bunun Türkçesi? Soya sos. Soya sos aldım. Bu da 1.35. Bunun bir de tatlı olanları var. Ben tatlı olanlarını sevmiyorum. Hemen yan yanalar. O yüzden ona dikkat edin. Bir de tereyaki sos var bunların hemen yanında. Ama onun şeker oranı cidden aşırı yüksek. Bir de ultra proses bir ürün. Bu öyle değil. Bunun şeker oranı daha düşük ve daha iyi bir prosedürden geçmiş diyelim. Bunları nereden biliyorum? Bunları da şöyle bir uygulama var. Real Fooder ya da My Real Food falan şeklinde bir uygulama olması lazım. Gidiyorsunuz mesela işte bu ürünü aldınız. Hemen barkodunu okutuyorsunuz. Daha sonrasında işte iyi bir ürün mü, puanı ne kadar, 100 üzerinden puanlıyorlar. Ona göre bir puan çıkarıp veriyorlar. İlk kez kullandım, ben de bayağı hoşuma gidiyor. Genel olarak markete gitmeyi sevdiğim için, orada zaman geçirmeyi sevdiğim için benim için güzel oldu. Mesela ben tüm bu alışverişi 2 saat içerisinde yapmışım. Sonra aslında şöyle bir süt aldım, altılı. Her zaman bundan alıyorum. Bunun 6 tanesi 4.74. Bir de böyle badem sütü diyeceğim artık. Umarım doğru diyorumdur. Bu da 1.40. Sütün az önce gösterdiğimin litresi 80 cent olması lazım. Bunun da 1 litresi 1.40. Bir de salataların içerisine koyarım diye çekirdek aldım. İşte şöyle bir çekirdek. Bu da protein açısından yüksek değerlere sahip. Pipas demiş. Bu da 1.05'e denk gelmiş. 100 gram 1.05'e denk gelmiş. Bir de mısır aldım. Hafta sonları bayağı tüketiyorum. Bu da 250 gram 0.75. Ay bir de şampuan aldım. Ben bu Mercadona'nın şu şampuanını çok beğeniyorum. Biraz gereken patlatmışım ama. Hem güzel kokuyor bence, hem de benim saçlarım çok serttir. Bu gerçekten yumuşacık yaptı. Bunun da fiyatı 1.80, 400 milim.
Kırmızı patates aldım. Patata roja 2,5'a denk gelmiş. 2 kilosu. Ekmek aldım. Genelde buzdolabında saklıyorum. Çıkardığım zaman tekrar eski tazeliğine ve çıtırlığına kavuşuyor. Her zaman markete gitme imkanım olmuyor çünkü. Bu 3 tanesi de 1 euro 10 sent. Tuvalet kağıdı 4,90'a denk gelmiş. İçerisinde 2, 4, 6, 12 tane var. Gevrek aldım. Mısır gevreği. Bu gevrek... Ha, kopos ve mayiz. Bu gevrek 1,15 tutmuş. 500 gram. O mısır gevreğiydi. Bir de yulaflı aldım. Bunu da yine yoğurt ve meyveyle tüketmeyi planlıyorum. Tıpkı şurada gösterdikleri gibi. Bu da 400 gram. 1,80. Kahvaltılarda özellikle kullanırım diye kızarmış ekmek aldım. Bu 550 gram. İçerisinde 6 böyle 6 tane mini paketler var. Her bir paketin içerisinde de 8 adet kızarmış ekmek varmış. Bu da 1,70'e denk gelmiş. Bu kadar sanıyorum. Aa, bir de 2 tane kruvasan almıştım kahvaltı yapmadığım için. Onların da tanesi 35 sentti. Yani genel olarak bu Mercadona'dan aldığım bütün her şeye 64 euro 43 sent ödemişim. Bir de Aldi'den aldıklarım vardı. Onlara da 7 euro 32 sent ödemişim. Ay, bir de bunu eklemeyi unutmuşum. Lavaş aldım ama integral aldım bu sefer. Normalde normal alıyordum. Onun içerisinden 6 tane çıkıyordu. Fiyat da aşağı yukarı aynıydı diye düşünüyorum. Bu sefer integral aldım, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bunun içerisinde de 10 tane var. Ama bunun boyutları biraz daha küçük.